Bugün terapistlerimiz bilgileri yediler, bilgisayarda bunlar var. Ama bunları anlamlı bir rapor haline getirmek için şeyler yapacağız. Mesela şöyle bir rapor, terapistin adı, altında verdiği hizmetler, en altına da ikinci terapist ve en sonuna da bunların toplamlarını görmek istiyoruz. Ve de bir de evet şu şekilde bir rapor istiyoruz. En altında her terapist ne kadar çalışmış? Acaba kliniğimizdeki yük terapistler arasında iyi dağılabiliyor mu? Böyle bir rapor hazırlayacağız. Onu böyle grafik halinde göstereceğiz bir de. Bunun için yapmamız gereken şey yeni bir layout hazırlamak, bir rapor layout hazırlamak, tasarım hazırlamak. Onun için layout moduna geçerek yeni bir layout diyoruz. Biliyorsunuz verilen hizmetler tedavi tablosundaydı. Onun için buradan tedavi tablosunu seçiyoruz. Süre raporu diyelim. Bu bilgisayar hakkında gözlemek istiyoruz bunu. Ve bir liste layout aslında bu. Bunları seçtik ve layout'umuzu oluşturduk. Burada biz tedavinin adı, hangi tedavi yapılmış ve süreyi seçeceğiz. Bunlar liste haline oluşan şunu seçip etiketi de üste koyacağız. Buraya getirip bunları koyduk. Bu tedavileri hangi terapistin uyguladığı bilgisi ise biliyorsunuz randevu tablomuzda gözüküyordu. Dolayısıyla buradan, şuradan randevu tablosunu seçip oradan tarihi ve terapistin adını buraya taşıyabilirim. Burada bilmemiz gereken şey aslında bir liste layout'undan başka bir şey değil hazırladığımız. Şöyle, fakat gördüğünüz gibi Ayşe, Hasan, Aziz terapistler hepsi alt alta değil. Ne yaparız? Eğer sort edersek bunlar terapistin adına göre sıralarsak Ayşeler hep arka arkaya, Azizler arka arkaya, Hasanlar arka arkaya, Mahmutlar arka arkaya. Bu sıralama olmazsa böyle bir rapor almanın mümkün olmayacağı kesin. Şurada da zaten sıralı veya değil diye gözüküyor. Sıralama buradan geçip mesela tekrar unsort diyelim. Şimdi sırasız. Bu layout kısmında biz buraya bu ara toplamları ekliyoruz. Layout menüsünde Part Setup diye bir kısım daha önce girmiştik buraya aslında. Create diyoruz. Sub Summary when Sorted By. Bir şeye göre sıralandığında ara toplam manasında bu. Neye göre sıralayacağız? Burada seçiyoruz onu. Neye göre sıralıyorduk biz? Sıraladığımız şey randevu tablosundaki terapistti. Bunu sıralarken body'nin bu üstünde mi olsun, başlamadan önce mi sonra mı? Önce above, yukarıya. Bakın buraya bir tane bölüm açtı yani. Şuraya yeni bir bölüm açtı. Şu terapisti buraya koyayım. Tedavinin adı değil, bu terapist olacaktı. Evet, Ayşe Karakaya'nın şeyleri, Aziz Kaya'nın bu şekilde devam ediyor. Burada hem burada hem burada yazması, hepsinde tek tek yazmasının anlamı yok. Onun için bunu buradan kaldırabiliriz. Onun yerine tarihi buraya getirdim. Tabii bunun üstüne bunun ne olduğunu yazmakta fayda var. Tedavi süre raporu diye bir isim vereyim. Terapiste de vurgulamak için bold yapabiliriz. Bunu da 14 daha büyük yapalım. Şimdi bittiği yere bir de toplam yazacak. Onun için
buradaki part setup'tan oluştur dedik. Terapiste göre sıralandığında buradan randevun içinden terapisti seçtim gene. Alta basacağım. Print below. Bakın buraya bir bölüm oluşturdu. Şuraya bir yeni bölüm oluşturdu. Buraya da toplam süreyi koyacağım. Ama toplam süreyle ilgili şimdi yeni bir şey daha öğreneceğiz. Bunlara biz summary field, özet alan diyoruz. Toplama alan, ara toplam yani bir şekilde. Onun için öyle bir alan oluşturmamız lazım. Tedavi tablosunda bu süreleri her kayıt için değil de bütün kayıtları, Ayşe'nin bütün kayıtlarını toplatmak için buraya ben yeni bir alan açıyorum. Bu alanın adı toplam süre. Ve bunun tipi summary oluyor. Summary'yi seçtiğimde karşıma böyle bir ekran çıkıyor. Oradaki şeylerin summary deyince sadece toplam değil, ortalaması, sayısı, en küçük değer, en büyük değer, standart sapması ve toplamın içerisindeki oranı, payı gibi, yüzde kaçını Ayşe çalışmış gibi şeyleri görebiliyorum. Biz şimdi toplam alacağız, toplam süre. Evet, toplam süreyi de buraya koyarsam toplam süreyi seçeceğim. Bakın şimdi Ayşe Karakaya şu egzersizleri yaptırmış. Toplamı 1450 dakika. Aziz Kaya 920 dakika. Peki toplam bizim klinikte kaç şey çalışılmış? Onun için de bir genel layout'ta, part setup'ta, trailing grad summary, öyle bir yeni bir bölüm daha açıyoruz. Bu aynı alanı, şu toplayan alanı buraya da koyarsak eğer, buna da bir başlık yazabiliriz. Evet, şimdi raporumuz şu hale geldi. Ayşe Karakaya'nın burada toplam, Aziz Kaya'nın toplam. Toplamda 5590 dakika hizmet vermişiz bu dönemde. Evet, şimdi aslında şuraya dikkat ederseniz alta sardığı zaman üstte kimdi adını görmek için tekrar çıkıyorum. Halbuki şuraya da adını yazsak ne olur, değil mi? Onun için şurada yeni bir taktik var. Merge field de denen bir taktik. Merge field ile diyorum ki ben randevudan terapistin adını al. Toplam tedavi süresi. Burada bir birleştirme yaptım gördüğünüz gibi. Bilgiyi direkt kayıtlarda alacak. Arkasına şu benim yazdığım metini ilave edecek. Ve buradaki süreyi gösterecek. Bir başka şey, rakamlar hep sağa dayalı yazılır. Standart budur. Bunları sağa dayalı yazabiliriz. Bunları da gene 14 punto ve bold yaparsak. Evet, Ayşe Sarıkaya toplam tedavi süresi 1400 dakika. Aziz Kaya 920 dakika. Burada mesela bunların çok fazla geride olmaması için şunu yapmamız mümkün. Bunu da sağa dayayalım. Şu yazıları da sağa dayalı yazarsak daha bir anlaşılır gözükecek. Gördüğünüz gibi bunlar biraz daha sağa geldi. Terapist arkadaşların ne kadar çalıştığına dair bir rapor yaptık. Bu raporu hangi ay ne kadar çalışılmış diğer şekillerde yapmak da mümkün. Bir başka şey, bu rapor güzel de diyelim çok büyük bir yeriz. Bunlardan 5 sayfa, 10 sayfa, 20 sayfa var. En yukarıdaki genel müdür de bunlarla tek tek ilgilenmek yerine sadece şu satırları görse yetiyor. Her bir terapistin ne kadar yaptığını görse yetiyor. Dolayısıyla öyle özet bir sayfa istiyor. Evet, burada hemen bunu yapabiliyoruz. Şimdi şurada biliyorsunuz body kısmında bütün kayıtlar tek tek, ben kayıtlar tek tek yazmayacağım. Sadece bu satırı yazacağım. Dolayısıyla ben bu layout'u çoğaltıyorum. Duplicate layout diyorum. Buradan layout setup'a girersem, layout ayarlarına girersem süre raporu özet diyeyim bunun adına.
Sonra bu satırı sileyim. Body'yi de sileyim. Evet. İşte size özet rapor. Bu şekilde raporumuzu hazırlamış olduk. Bazı durumlarda bu rakamlar yerine şekiller tercih ediliyor. Çünkü rakamları anlamak daha bir zor olabiliyor. Yani algılamak daha doğrusu anlamak değil de. Onun için şöyle bir kolaylığımız var. Sağa tıklarsak şu toplam vardı ya. Buna sağa tıklarsak şuradan chart. Terapistlere göre bir chart hazırla dersek bu şekilde grafik olarak yapabiliyoruz. Keza şuradan save as a layout dersek bunu kaydediyor bizim için. Gerekli sıralamasıyla şeyle beraber. Ve daha sonra da ben bunu kullanabiliyorum artık. Bakıyorum işte Ayşe bu kadar, Aziz bu kadar. En çok kim çalışmış? Burada gördüğünüz gibi çok daha hızlıca görsel hale gelmiş oldu. Bu layout'u da yapmış olduk. Özet raporu da çıkarttık. Ve bir tane rapor nasıl alacağını gösterdik. Bunları tarih olarak değiştirirsek tarihe göre yapmış oluruz. Yani isterseniz hemen bu layout'u çoğaltayım. Buna tarih diyeyim. Terapist değil, tarih olacak. Buradaki de terapist değil, tarih olacak. Şuralarda tedavi adı olsun. Buraya terapistin adını da koymak faydalı artık. Ben de buradan terapistin adı. Burada terapist değil, direkt tarihi göreceğiz. Şurada tarih olacak. Şimdi artık çıktı. Tabii burada bir şey, aynı tarihteki kayıtlar yan yana gelmesi lazım. Onun için sıralamayı da terapiste göre değil, tarihe göre yapacağız. Bakın, tarih 24'ünde şu kadar yapılmış, 25'inde bu kadar, 26'sında bu kadar böyle. Tarih yaptık. Evet, aylara göre bir rapor hazırlayalım istemiştik. Buradaki şu kayıtların hepsini bir yere getirebilmek için bunlara Temmuz ayını belirten bir şey koymamız lazım. Bunu yapmanın bir yöntemi tedavi tablosuna ay diye bir alan açıp calculation olacak. Buraya year diye bir fonksiyonumuz vardı biliyorsunuz. Tarihin içindeki yıl alıyordu. Buradan randomdaki tarihin yıl kısmını al. Sonra bunun üzerine araya bir taksim işareti koy. Sonra month, ay kısmını alan bir fonksiyonumuz vardı. Yine bu tarihin ay kısmını alsın. Ama böyle yaparsak hani biraz önceki Emil Bey'in söylediği text alanı olduğu için bu 2018 bölü 1, 2018 bölü 2 olarak geleceği için 1, sonra 11, 12, 2, 3, 4 diye gelir. Bunun böyle olmaması için biz burada ufak bir şey atıyoruz. Bunun başına bir tane sıfır ekliyoruz. Dolayısıyla 2019 böyle 01 oluyor. Şöyle bir sıfır ekliyoruz. Fakat sıkıntı şurada. 11'e sıfır eklenince 011 oluyor. Yine problem çözülmüyor. Onun için fonksiyonunu kullanıyoruz.
şurada 2-0 ekledik ya, oradan sağdan 2 hane alıyoruz. Yani 11'de 12'de o sıfırları atmış oluyoruz. Neticede yeni bir tane ay diye bir alan üretmiştik. Gördüğünüz gibi 2019'a 09 yazıyor bunda. Bunlar da 08 yazıyor. Bunlar da dolayısıyla ben bunlara göre gruplayarak artık bir rapor olabilirim. Fakat bir başka yöntem, bu formülden daha kısa bir, gerçi o da kısalığını tartışılır ama bir başka yöntem, yani gördüğünüz gibi bir iş yapmanın birden fazla yolu olabiliyor. Hepsine ben ayın birine bir tarih atıyorum, date diyorum. Month buraya month randevudaki tarih D'ye bir yırada buradaki yılı koyuyorum. Evet. Tarih değil de aya göre rapor dedim. Buradan randevudaki aya göre sıralayacak. Şu alttakini de aya göre sıralayacak. Şuraya da ben artık bunu değil ay koyacağım. Şuraya da ay koyacağım. Burada ufak bir şey daha. Şuradaki biçimlendirme kısmında, custom kısmında gün yazmasın. Ay ve yıl yazsın sadece. Bunu da yazmasın. Ya da bunları ters. Önce yıl, sonra ay yazsın diyebiliriz. Şurayı da aynı şekilde custom yapıp raporumuz hazır. Tabii ki şu anda sıralamayı artık tarihe göre değil, randevudaki aya göre yapacağız. Bakın, 2019 July. July'da yapılan hizmetler, July toplamı, Ağustos toplamı, Eylül toplamı ve genel toplam. Dolayısıyla çapraz farklı bir rapor da alırız. İstersek bunu tedavilere göre, diğer şeylere göre, hatta hastalara göre, hangi hastadan biz ne kadar şey yapmışız bugüne kadar gibi şeyleri, çok farklı raporlar almak mümkün. Burada bazen bir değil iki kırım da olabilir. Mesela çalışanların ay ay performanslarını görmek isteyebiliriz. Önce çalışanı ayıracağız, onun için de aylara ayıracağız gibi. 2, 3, 4 böyle kırımlar olabilir bir sürü yerde. Onun için de bu zaman bir daha şuradan bir partition daha koymak lazım. İkincisi de aya göre sıralandığında. İsterseniz onu madem söylemişken yapalım. Mesela ay olarak burada şurada var ya bu. Ben bunları ayın içinde terapistlere göre ayırmak istiyorum. Onun için buraya part setup'tan create dedim.
Bir de terapiste göre dedik. Şimdi şöyle bir rapor çıkartmış olduk. Tabii sıralamayı önce ay sonra da terapist yapmamız lazım. Bakın Temmuz'daki Ayşe Karayan'ın çalışmaları, Aziz Kaya'nınkiler, Hasan Sarıkaya'lar, Mahmut Sarıkaya'lar ve toplam Temmuz. Şunların her birinin altına toplam koymak da mümkün. Yani herkesin toplamlarını da böyle çift kırılımlı raporlar yapabiliriz. Partlar da burada istediğimiz kadar part koyarak ihtiyacımıza göre bu tip raporlar düzenleyebiliyoruz. Evet, raporlama kısmı aşağı yukarı bu kadardı.